Kitap okuyor Mahkum Halil. Çevirirken dizinde duran kitabın yapraklarını çok rahat bir ustalıkla kullanıyor bileklerinden demirli parmaklarını. Kitap ve kelepçelerle 13 senedir bu 5. yol. Devrimci savaşa en kısır ve en nankör şartlarda gönüllü, baştan kara, gözü kara girdim. Niçin? Öyle istediğim için. Çiçeği burnunda sırrım gibi gençlik başkanı iken de canımı herkesinkinden tatlı saymadı. Onun için yaşlandıkça hoşgörülürlüğüm arttı. Marx'ın pek sevdiği insanım, insancıl olan hiçbir şey bana yabancı kalmaz deyimi içimde gittikçe derinleşti. 50 yıldır pratik dövüşün her basamağında görev yoksa insan da yoktur şiarıyla sosyal orijinalitemizin tarihi, ekonomi ve politika açısından araştırılmasını yaptım. 200'lü tevazuya metelik vermem. 40'a yakın Türkçe yayınlanmış yayınlarım ve 100 cilde yakın yayınlanmamış yazılarım ana çizileri de hep o Marksist Leninist çabalarla doldu. Marksizmi Leninizmi alfabesinden başlayıp cebri alasına dek etüt ettim. 50 yıllık pratikte hiçbir polis işkencesi ağzımdan ne bir örgütü ne bir kişiyi suçlayacak tek bir söz alamadım. Bunda bütün dostlarım kadar düşmanlarım da oy birliği edememezlik göstermediler. 50 yıl sık sık çağrıldığım Türkiye dışına 50 dakika dinlenmek için olsun gidemeyecek kertede içerideki yükümlülüklerimi bir an bırakmadığımı, sosyalist ahlakını sıfıra düşürmemiş hiç kimse inkar edemez. 1925'ten 1960'a dek 35 yılda 22 yıl içeride kalınca dışarıda geçen toplam ömrüm 13 yıl. Onun da 1950-57 arası 7 yılını at, doğru dürüst 25 yılım süresince 6 yıl dışarıda ya kalmışım ya kalmamışım. Ya yaşamışım ya yaşamamışım. Onun da bölük pörçük, darmadağınıklığı, kaçmaktan koşmaya vakit bulamamış olması yaşama anlamını mı koymuş? Tarafsızlık bizim harcımız değil. İşçi çocuğuyuz. Olduk olası başta işçi sınıfımızdan yana düşünüp davranmayı öğrendik. İnsanoğlunun ancak ve yalnız işçi sınıfın yanında gerçek insan olacağını inanıyoruz. O noktada en ufak ikircilik geçirenler Stalin olsalar bizi bağlayamamışlardır ve bağlayamazlar. Bu yazımızda acı da konuşsak hak yemeyiz. Acı sözümüzden ancak tatlısu devrimcileri alınabilirler. Onlara ise bir sayımız, suyumuz olamaz. Azıyan yara gibi aşırı et fırlaması da cehennem taşıyla dağlanır. Hekimcesi hiçbir hastalık kayrılmaz. Görev başında ömür merdivenlerinin son basamaklarına geldik. Kimsenin kara yahut mavi yahut yeşil ela gözü için yaşamadı. Kimseden proletarya doğruluğu ve yoldaşlığı dışında hiçbir şey beklemedi. Kimsenin de bizden başka bir şey istemesine göz yummadı. Görev yapıyorduk, muhallebi değil. Görev yapmada çok iyi biliyoruz ki vurmak da vardı, vurulmak da. Hepsi vız gelir ve gelmelidir.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via. Che mi sento di morire, e se muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore